benle konuşmadan, tek başına nasıl böyle bir işe kalkıştın Feray? Niye? Babanın karşısında, benim kendi ailemin karşısında düşeceğim durumu hiç mi hesaba katmaz? Cemile bile bebeğin babasının ben olduğumu sanıyor. Sen buradan gitseydin herkese söylerdi zaten Cemile. Haklısın. Gerçekten çok haklısın. Ama kendimi o kadar yorgun ve güçsüz hissediyorum ki. Hasta olmaya başladım. Bebeğimi kaybedeceğim zannettim ve gerçekten bebeğimden başka hiçbir şey düşünemedim. Tamam. E gelip bana anlatsaydın. Biz bulurduk seninle ortak bir çözüm. Ben düğüne kadar evden yollardım seni, ne bileyim. Hazal'la mesela kısa bir tatile giderdim. Kimseye de bir şey söylemezdi. Kimse zaten bana bir şey soramazdı. Senin için her şey çok kolay. Hayatım boyunca hiç böyle bir çaresizlik yaşamadığın için. Haklısın. Yaşamadım. Feray'a bak. Ben sana hep çözümle geldim. Ben dik duracağım, kendi yoluma gideceğim dedim. Tamam dedim. Yapamıyorum dedin, tamam dedim. Şimdi lütfen sen söyle. Ben ne yapayım daha? Sen söyle, onu yapacağım, sus. Hiçbir şey yapma. Sen gerçekten benim için hiçbir şey yapma ya. Görmüyor musun işte, ben aptalım tekiyim. Hayır, sakın. Sakın, hiç öyle aptal falan değilsin, ne olur. Sadece yaşadıklarından dolayı güvensizlik duyuyorsun, o kadar. Onu da çok iyi anlıyorum. Lütfen. Her şeyi bu kadar iyi anlama. Lütfen. Çok utanıyorum artık. Özür dilemeye bile utanıyorum artık gerçekten. Özür dilenecek bir şey yok. Sen özür dilenecek bir şey yapmadın. Ben o yüzden gelmedim buraya. Hadi. Tamam, bakma öyle biraz. Biraz daha gül bakayım. Ya o değil de. Feray. Biz ne yapacağız? Ha? Gerçekten çok. Asabım bozuldu. Cidden soruyorum, biz ne yapacağız? Bilmiyorum. Güzel. Düğüne daha bir hafta var. Ben sizinkilerle susmaları yönünde konuştum. Orası tamam. Onlar beni dinler. Benim tarafta dedem zaten hiçbir şey bilmiyor. Annem belki yine seninle uğraşabilir ama ben o konuda elimden gelen her şeyi yapacağım söz. Ha, sen dersen ki kendi yoluma gideceğim, çıkacağım babamın karşısına, her şeyi olduğu gibi anlatacağım diyorsan. Anlatamam. Zaten sadece iki seçeneğim vardı. Ben gitmeyi denedim ve beceremedim. Olmadı. Anladım. Galiba ikinci seçenekte yüzüğü tekrar parmağına aldım. Son kez soruyorum. Eğer istersen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama eğer istersen eve bırakayım seni. Yok. Ben önce bir Hazal'ın yanına gideceğim. Aa, sen niye gidiyorsun Hazal'ın yanına? Hazal gelsin sana beraber. Baksana bembeyaz olmuşsun. Gelemez. O gelemez yani. Benim gitmem lazım. Tamam. Nasıl istersen. Ama bak, yolda kendini kötü hissedersen, bir şey ihtiyacın olursa lütfen beni ara. İyi. İyisin değil mi? İyiyim. O zaman ben gideyim artık. Dediğim gibi bir şey olursa